yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un gönlünün rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdığı söylenirken, aşk var mı yok mu diye konuşulurken, iki ünlü oyuncu iki gün arayla kameralar karşısına geçti ve aşk iddialarına son noktayı... Tiyatro oyununda karşılaştığımız İrem Yüksel'e uzandı. Dizi bir yandan devam ediyor. Evet, dizi devam ediyor. Her şey yolunda ve keyifli. İrem Hanım'ın keyfi yerinde. Rol arkadaşı Alp Navruz'a çıkan aşk dedikodularının da payı var mı diye merak etmeden duramadık. Her şey yolunda derken orada bir sanki bir şey var. Yok, hayır. Her şey yolunda ve keyifli. Onu diyor öyle arada. Hayat işte. Daha net konuşmakta fayda var dedik. Alp Navruz'da aşk var mı diye doğrudan konuya girdik. Onunla ilgili de hani yeri gelmişken söyleyeyim, hiçbir aslı yok tabii ki. Alp benim iş arkadaşım. Her şey de yolunda, dizi de keyifli. Güzel oyuncunun çıkan aşk iddialarını umursamadığı her halinden belli. Sebebi de belli. İlk kez değilmiş rol arkadaşıyla yakıştırılması. Bu benim iki defa başıma geliyor. Ben zaten kariyerin çok başında bir oyuncuyum. Yani dediğim gibi bununla ilgili ne açıklama yapabilirim bilmiyorum. Aslı yok demek yeterli. Aşk yok, nefret yok, şuurlar kapalı, nabız yok. Alp Navruz'la çıkan aşk iddialarını duyan, okuyan İrem Yüksel'in ilk tepkisi ne oldu dersiniz? Şaşırdım. Alp de şaşırdım, konuştunuz mu siz? Yani şaşırmıştır diye düşünüyorum. Bizim zaten onunla çok sahnelerimiz denk gelmiyor. Muhtemelen gülüp geçmiştir ya da. Emin değilim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bende gönlün falan yok kızım. İrem Yüksel tüm sakinliği ve nezaketiyle aşk iddialarını yanıtladıktan sonra bu defa açıklama sırası Alp Navruz'da. Şu ana kadar çok çıktı ama hiç gerçekten yok. Hani böyle bir durum olduğunda zaten ben biliyorsunuz az çok yıllardır gizlemeyeceğim. Gizlemem yani. Şu an görüştüğüm kimse de yok. Hayatımda da kimse yok. Tamamen işlerim diye. Umuyoruz ki en kısa zamanda yeni bir aşk kapısını çalar dediğimiz Alp Bey'in tercihi ise yalnızlık. Yalnızlıktan mutluyuz maşallah. Güzel böyle. Sessiz aldım dünyayı, huzur.